Özgecan'ın katili vurularak öldürüldü. Mersin'de Özgecan Arslan'ı vahşice öldüren Ahmet Supi Altındöken'le babası Necmettin Altındöken hapishanede vuruldu. Supi Altındöken hastanede hayatını kaybetti. Ayrı ayrı hücrelerde olmalarına rağmen iki ismin nasıl vurulduğu henüz bilinmiyor. Özgecan Arslan'ın katil zanlısı Ahmet Supi Altındöken'le babası Necmettin Altındöken Adana E-tipi kapalı cezaevinde silahlı saldırıya uğradı. Yara alan babayla oğlu ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Supi Altındöken hastanede öldü. Özgecan Aslan'ın katillerinden Necmettin Altındöken'de 2, oğlu Supi Altındöken'de 1 kurşun yarası tespit edildi. Olayın yaşandığı Adana Kürkçüler cezaevinde gerginlik yaşandığı için cezaevine takviye olarak çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Geçen yıl 3 Aralık tarihinde Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan son duruşmada Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Supi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı 20 yaşındaki Fatih Gökçe ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Başkanlığı'nda yapıldı. Mecliste Şehit Hasubay Üst Çavuş Ömer Koca'nın isminin Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi ile Mahmudiye Mahallesi'ni birbirinden ayıran ve Bahçeler Caddesi ile Burhan Felek Caddesi'nin kesiştiği kavşağa verilmesi meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan meclis toplantısında idare tekliflerine ait 31, komisyon raporlarına ait 18 ve gündem dışı 12 madde görüşüldü. İdare tekliflerine ait öne çıkan maddeler arasında 20-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 43. Uluslararası Silifke Kültür Haftası için 75 bin Türk Liralık maddi desteğin sağlanması ve 4 Haziran 2016 tarihinde Aydıncık Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Kültür ve Tarım Festivali için Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili başkanlığından maddi destek alınması ile ilgili teklifler oy birliğiyle kabul edilerek Plan, Bütçe, Tanıtım ve Etkinlikler Komisyonu'na havale edildi. Meclis toplantısında idare tekliflerine ait maddelerin görüşülmesinin ardından komisyon raporlarına ait 18 madde oylandı. Mersin'in işsizlikten sonra en önemli sorununun trafik olduğuna da değinen Başkan Kocamaz, Limonluk, Mezarlık 1 ve Mezarlık 2 kavşaklarıyla ilgili meclis kararını da bir an önce çıkaracaklarını ifade etti. Deniz otobüsüyle ilgili araştırmaların devam ettiğinin altını çizen Başkan Kocamaz, helikopter ve deniz uçağı projesinde son aşamaya geldiklerini ve yakın zamanda bu konuda ihalelere çıkacaklarını söyledi. 28 Nisan 2016 tarihinde Ankara'da ikincisi düzenlenecek olan Mersin Tanıtım Günleri için ilçe belediyelerinin yerlerinin ayrıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Tüm ilçelerimizi Ankara Tanıtım Günleri'nde görmek istiyoruz. İlçelerimiz gerek hizmetlerini, gerekse kültürel ve doğal zenginliklerini bu sayede Ankara'da anlatma imkanı bulacaklar," dedi. Mersin İli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okula gidemeyen Suriyeli çocukların okula kazandırılması için ihtiyaç duyulan alanlarda geçici eğitim merkezleri kurulmaya devam ediliyor. Merkezlerin oluşturulması ve Mersin ilinde ikamet eden Suriyeli çocuklara nitelikli eğitim hizmetinin sağlanması için Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları ve eğitim dernekleri arasında işbirliği protokolleri imzalanıyor. Son olarak Mersin İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Şubesi ve Suriyeli Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği ile işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Yabancılara Yönelik Eğitim Hizmetleri Sorumlusu Şube Müdürü Murat Bağış, Mersin İHH Başkanı Mesut Kayacı, Suriyeli Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Said Muhammed ve dernek yöneticileri katıldı. İmzalanan bu protokoller sonucunda Tarsus'ta 1, Akdeniz ilçesinde 1 olmak üzere 2 geçici eğitim merkezi daha açılarak ilk aşamada 1000 Suriyeli çocuk okula kazandırılacak. Mersin'de ikamet edip okul çağında olduğu halde okula devam edemeyen Suriyeli çocukların tespit edilebilmesi, onlara ulaşılabilmesi ve onların okullaştırılmalarının sağlanması için Milli Eğitim Müdürlüğü'nce çeşitli çalışmalar yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Suriyeli çocukların okullara ve geçici eğitim merkezlerine kaydedildiğini söyledi.
Yaklaşık 5000 Suriyeli öğrencinin sınıf seviyelerini belirleyerek bakanlığımıza bağlı okullarımıza yerleştirdik. Yaklaşık 15.000 öğrencinin de bakanlığımıza bağlı okullarda okumasını sağladık diyen İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yabancılara yönelik eğitim hizmetleri sorumlusu Şube Müdürü Murat Bağış'la birlikte toplamda 20.000 Suriyeli çocuğun Mersin'de okula kazandırıldığı bilgisini verdi. Son açılacak olan geçici eğitim merkezi ile birlikte Mezitli ilçesinde 6, Akdeniz ilçesinde 5, Yenişehir'de 3, Toroslar'da 2, Erdemli'de 1, Silifke'de 1 ve Tarsus'ta 1 olmak üzere Mersin ili genelinde toplam 19 adet geçici eğitim merkezi açılmış olacak. Mersin'de organizatör 24 yaşındaki Samet Karataş, giydiği Mickey Mouse kostümüyle sevgilisi 18 yaşındaki Sevgi Oruç'a cadde ortasında evlilik teklif etti. Organizasyon işi yapıyorum yıllardır. Hayretten de böyle bir değişik, herkes kır bahçesinde, sahil kenarında yapıyor. Ben de hem organizasyoncuyum, hem de Mickey Mouse elbisesini giymiyorum, hem tanımaz. Çarşının ortasında bir gün gördüm. Sevdiğim kıza, sevgime böyle bir evlilik teklifi yaptım. Çok mutluyum. Sevgi Hanım, nasıl bir durumda gitmeyi? Güzel buldum, bana güzelleyince hatta ben dedim bana ne güzelledi. Sonra uzatınca ben elinden tanıdım. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Mersin'in Silifke ilçesinde otomobille bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kaza Silifke ilçesine bağlı Atakent mahallesinde meydana geldi. Silifke'den Mersin yönüne giden Mehmet Deniz yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mehmet Ateş yönetimindeki minibüse çarptı. Kaza sonrası otomobil içindeki Mehmet Deniz ve eşi Zeynep Deniz hayatlarını kaybetti. Toplu taşıma aracının şoförü Mehmet Ateş ile yolculardan 4 kişi yaralandı. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor. Mersin'de yaşayan ve İplerin ressamı, İplerin Efendisi olarak bilinen Ahmet Yeşil'in Tayvan'da açmış olduğu sergi büyük ilgi gördü. Ahmet Yeşil'in Tarihsiz Günlükler adlı sergisi Tayvan'daki 101 katlı Tapei Finans Merkezi'ndeki Galeri 101'de açıldı. Sergi açılışına Türkiye'nin Tayvan Ticari Ateşesi İsmet Erikan, sanatçı Li Chi Mao, Kangu Mixang ve Asyalı koleksiyoner, küratör ve sanatsever katıldı. 29 Nisan'a dek açık kalacak olan 18 eserlik sergide Yeşil'in son dönem çalışmaları beğeni topladı. Sergide Guangren İlkokulu Yaylı Çalgılar Orkestrası da bir konser verdi. Konserde orkestra muallim İsmail Hakkı Bey'in Fikrimin İnce Gülü şarkısını seslendirdi.
Kadınlar Basketbol Ligi Playoff Çeyrek Final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 78-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç 13 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Seride eşitlik olması durumunda son karşılaşma 16 Nisan Cumartesi günü yine Mersin'de oynanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de suç oranının azaltılmasına yönelik olarak yürütülen Mersin Yıldızlar Projesi kapsamında düzenlenen halı saha karşılaşmalarında yer alan takımlara malzeme yardımında bulundu. Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle Mersin Sahil Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen halı saha maçlarının yapıldığı projeye Suriye'den göçle gelenler de dahil edildi. Maçlar Mezitli Muhittin Develi İlkokulu'nun halı sahasında yapıldı. Çocuklar geleceğimiz. Bir millet, bir devlet geleceğine sahip çıktığı oranda ülkesinin geleceğini de garanti altına alabilir. Özellikle son yıllarda dünyanın savaşlarla çalkalandığı, insanların huzurunun kaçtığı, adeta yerinden yurdundan edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir ortamda sporun barış ve kardeşlik açısından, birlik ve beraberlik açısından ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sporun dışında insanları bir arada tutan başka bir etkinlik yok. İnsanların inançları farklı olduğundan hepsini camide, hepsini kilisede, hepsini cem evinde, hepsini havrada toplama şansınız yok. Ama insanların inancı farklı olsa da dünyanın değişik ülkelerindeki spor kulüplerini takip ediyor, belki gönlünden onun taraftarı oluyor, hiç yüzünü görmediği, hiç konuşmadığı insanlara uzaktan destek verebiliyor. Milli takımımız yurt dışında herhangi bir ülkeyle maç yaparken hepimizin göğsü kabarıyor. Hepimiz farklı düşüncelerde de olsak milli takımımıza destek verebiliyoruz. Yine aynı şekilde farklı düşüncedeki insanlar aynı futbol kulübünü taraftar olarak destekleyebiliyor. Demek ki spor bir tutkal, bir çimento görevi yapabiliyor. Onun için sporu mümkün olduğu kadar teşvik etmek, gençleri kötü alışkanlıktan kurtararak spora yönlendirmek çok çok önemli. Aziz Atatürk'ün de belirttiği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Dolayısıyla biz onun gösterdiği yolda sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda da ahlaklı yetişmesi için gayret göstermek zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin genelindeki Adana'dan Antalya'ya kadar olan bölgedeki tüm amatör spor kulüplerine malzeme desteği veriyoruz. Hepsine mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Maçlara gidip gelirken onlara otobüs desteği veriyoruz. Bundan sonra da vermeye
devam edeceğiz. Bize ilçe belediyeleri yer gösterdiği takdirde de bütün amatör spor kulüplerini kendi tesislerine kavuşturabilmek için Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışacağız. Bir plan program çerçevesinde hepsini tesise kavuşturmayı amaçlıyoruz. Yine aynı şekilde Mersin'imizin en önemli markası, ortak paydası Mersin İdman Yurdumuzu da aynı şekilde tesise kavuşturmak, bugüne kadarki eksikliğini gidermek en büyük idealimizdir. Bu vesileyle bu etkinliğe katılan sporcusundan seyircisine kadar, yöneticisine kadar, hocalarına kadar herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mersin'de sevginin artmasına, hoşgörünün artmasına, barış ve kardeşliğin gelişmesine vesile olmasını diliyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.